Biden yönetimi Ukrayna'ya silah yığıyor. ABD Kongresi'nden geçen son yardım paketinden sonra Ukrayna'ya mühimmat sevkiyatı hızlandı. Pentagon 300 adet Bradley zırhlısını Ukrayna ordusuna teslim etti. ABD daha önce de Ukrayna'ya 186 zırhlı vermişti. Ukrayna Başkomutanı Oleksandr Sırski, Fransa'nın Ukrayna'da savaş birlikleri eğitmek üzere ve asker göndereceğini açıkladı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'ya tedarik edilen silahların Rusya topraklarını vurmak için kullanılabilmesi gerektiğini savundu. Hatta bunu engelleyen kısıtlamaların yeniden değerlendirilmesini istedi. Sahada bu gelişmeler yaşanırken Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski önce İspanya'ya ardından da Belçika'ya gitti. Ukrayna ve Belçika ikili güvenlik anlaşması imzalandı. Brüksel bu kapsamda Ukrayna'ya 977 milyon euro askeri yardım ve 30 adet F-16 savaş uçağı gönderme sözü verdi. Zelenski çıktı Avrupa turunda İsviçre'de yapılacak tek taraflı sözde Ukrayna barış zirvesi için ABD'ye seslendi. Zelenski, Biden zirveye katılmazsa Putin'e kişisel bir alkış tutmuş olacak dedi. Zelenski benzer bir çağrıyı Çin devlet başkanı Xi Jinping'e yaptı. Rusya ise hem NATO Genel Sekreterine hem de Zelenski'nin çıkışlarına yanıt verdi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, İsviçre konferansının geleceğinin olmadığını belirtti. Peskov, bu zirvede Rusya'sız Ukrayna ile ilgili konuları tartışma fikri saçma dedi. NATO zaten Rusya'yla doğrudan çatışma içinde olduğunu belirten Kremlin sözcüsü Stoltenberg'in açıklamalarının sorumsuzca ve kışkırtıcı olduğunu söyledi.